Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine adını bilmediğimiz serinin ikinci bölümündeyiz. Adını bilmediğimiz seri diyorum çünkü karışık bir adı var arkadaşlar. Başlıktan gördüğünüz üzere orada görürsünüz ismini. Ben tam olarak adını bilmediğim için kopyala yapıştır şeklinde koyuyorum başlığa dahi, yani öyle bir harita. Ama çok güzel bir harita gerçekten. Umarım birinci bölüm beğenmişsinizdir. Bir ekipman tanıtımı halinde olmuştu birinci bölüm. Birinci bölümde birimiz Tümosan al demişsiniz. Tümosan aldık arkadaşlar. Şöyle. Arkasında Semih Cengi ve ekibinin yapmış olduğu 11'li dip kazan var. Şöyle Servet, Erkunt Servet. Arkasında Kurt marka Mibzerlerimiz var. Mibzerimiz var, yani Mibzerlerimiz dedim, pardon. Yondere arkasında gübre makinemiz. Şu kenarda da ileride. Oyun biraz kasıyor, kusura bakmayın. Aynı alana birden fazla traktör koyduğum için olabilir. Arkadan tavuk sesleri de geliyor olabilir. Kusura bakmayın. 70-50 altımız var. 70-50 altın arkasında gübre ve tohumlarımız var. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Tarlalarımızı ekeceğiz. Hasadımız geçen bölümde bir hasat yapmıştık. Küçük çaplı. Bu bölümde de giriş için, girişte ne ekilir arkadaşlar? Buğday. Bugün buğday ekimi için tarlaları hazırlayıp tarlaları ekeceğiz aynı zamanda. Aa, şey açılıyormuş bakın gördüğünüz gibi. Neyse. Biraz fazla kasıyor. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle dip kazanımızı indirdik. Şöyle tarlanın etrafını birkaç sefer dolaşmam lazım. Birkaç sefer dolaşınca otomatiğe salabiliriz. Arkadan da ekime başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaki merdane ne işe yarıyor diye düşünenler olabilir. Bu dip kazan olduğu için normalde toprağa sıra halinde, yani nasıl diyeyim, hani sıra halinde, yani dediğim gibi sıra halinde diziyor. Sıra halinde olan kısmı da hani un ufak etmek, toprağı hani inceleştirmek için bir patoz görev görüyor. Hani toprak patozu görev görüyor bu arkadaki merdaneler ve toprağı üzerine mahsul ekilebilir hale getiriyor. Onu da bilmeyen arkadaşlar için biliyorsunuzdur da. Hani ben bilgilendirme amaçlı söylüyorum bunu. Biraz da şey var. Şimdi traktörü içinden kullan diyen arkadaşlar olmuş. Onlar için de biraz kullanacağım ama şöyle arkamı pek görmeden de güvenemiyorum. Şöyle. Ya çok acayip bir kasma var. Geçen bölümde yoktu böyle bir kasma. Traktörleri alınca mı oldu, neden oldu bilmiyorum. Hani aynalar da kapalı. Gördüğünüz gibi 80-95'in aynası kapalı şu an. Şöyle geri geldik. Şuradan. Bugün çok güzel bir hava var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yağmurlu havaya yakın bir hava var. Bizim buralarda hani sıcaklık fazla olduğu için yağmurlu havayı seviyoruz. Geçenlerde Rize'de falan sel oldu. Onu da Allah'tan rahmet diliyorum. Orada ölen insanlara da. Neyse. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Şöyle kenardan gidiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar bu şekilde, hani bu serimiz bir uzun süre devam edecek gibi ama geç geliyor. Neden geç geliyor? Dedim ya, hani işler güçler. Cumartesi pazar oyun kuruyorum. Hani geleniniz olmuyor. International sunucusuna girip orada Samet TV olarak aratabilirsiniz. Cumartesi ve pazar akşam 9.30'dan 11'e kadar 1,5 saat sunucumuz açık oluyor. Günlük. Hani haftanın 2 günü. Bazen hani kafama eserse cuma da açıyorum ama cuma açtıklarımda paylaşmıyorum. Şimdi hani video izleyenlerin bilgisi olsun, hani video izleyip de gelmek isteyenler daha öncelikli olsun diye paylaşmıyorum. Videoyu izlemeden gelenler, sadece oyun oynamak için gelenler den ziyade hani bizi takip eden kişilerin gelmesi daha önemli. Şöyle biraz da dışından şey yazmış arkadaşım biri. Hani içinden sür. Tabla falan işte, hani tamam tablo hani yapmam gerek ama hani yoksa izlemeyiz yazmış. Kardeş, hani izlemeyebilirsin, benim için sıkıntı yok ama dediğim gibi hani
oynayış şeklim bu. Hani ben elimden gelen bir şey değil. Şimdi bu içeriden kullanışa hiç alışık değilim. Hani hiç alışık olmadığım bir şeydi. Hani bir anda benden beklemeyin boşa. Hani ben tabii ki uğraşacağım, elimden gelen yapacağım ama elimden gelen bu kadar. Mesela ben 20 dakikalık bir video çektiysem bunun 2 dakikasında, 3 dakikasında bu şekilde hani kültivatör falan çekerken mesela şöyle arada bir içine geçip içinden çekiyorum. Yani onun dışında ben her zaman hani içinden kullanırsam kim izleyecek ki? Şöyle bilgisayar fiyatlarında falan bir indirim geldi. Tabii bilgisayar alma şansımız olmadı ama PS22 için bir 4 GB ekran kartı bize şart oldu. Allah'ın emri diyebilirim artık hani. Şaka sana, ben bu tabir olarak söyledim. Kusura bakma, hani dalga geçme amaçlı söylemedim bunu da. Yani bu şekilde, yani hani 4 GB ekran kartının aşağısıyla hani orta ayarlarda bile oynayamayabilirsiniz şu an. Söylediklerine göre. Hani oyunun ne özelliği var diye soran olursa, oyunun neredeyse benim gözümde çok bir özelliği yok. Şöyle söyleyeyim. FS19'dan çok da bir üstün yanı yok diye söylüyorum. Şimdi şu traktörü görüyorsunuz. Burada kültivatör çekiyor. Toprak efektini görüyorsunuz. Hani toprak biraz daha gerçekçi olabilirdi ama bununla neredeyse aynı. Hani biraz farklılıklar var. FS22 ile alakalı görüntüler yayınlandı. Onu da merak eden arkadaşlar Farming Simulator 22'nin orijinal sitesinden bakabilir. Onunla alakalı bir video çekecektim ama hani gerek olmadığını düşündüm şimdi. Bu zaten her yerde yayınlandı. Twitch'te adamlar 2-3 gün boyunca yayın yaptı. Hani bunlar video çekecek olsam arkadaşlar, şunu söyleyeyim size. Video çekecek olsanız tahminimce hani bir saatlik bir video çekmeniz gerekebilir yani. Çünkü orada sadece Farming Simulator'un YouTube kanalında yayınlananları söyleyeyim ben size. Sadece YouTube kanalında yayınlanan zaten 1 saat, 1,5 saatlik bir şey var. Biraz da kendi yorumlarımı katmam lazım buraya tabi. Üzümle alakalı falan videolar yayınlandı. Bunlar kendi yorumumu da katınca size olur bu 1,5 saat olur, 2 saat olur yani. Ondan dolayı videolarını çekmedim. Ama merak eden arkadaşlar gidip bakabilir. Gerçekten hani ben beğendim. Oyunu ön sipariş de verdim. Şimdi hani pahalıya almaktansa uygun fiyata aldık. Ama oynayabilir miyim bilmiyorum. Şu an yeterli bir sistem yok benim elimde. Bilgisayarım var, laptopum. Laptopta oynuyorum. FS19 daha iyi. Ya onun da bir kolay yoluna bakacağız elimizden geldiğince. Oynayamazsak da FS19'da devam edebiliriz bir süre. Hani okulda olduğum zamanlarda muhtemelen. Çünkü 4 GB ekran kartı bir laptop almak gerekir. Okula gidecek olursam, okullar açılacak olursa, şu an tam belli değil. Korona vakaları artmaya başladı arkadaşlar. Videoyu izleyenler varsa hani onlar da dikkatli olsun. Ya her an her yerde bulaşabilir bu hastalık. Herkes geldi Muğla'ya. Evi Tuğla'dan, koronayı Muğla'dan diye paylaşımlar yapılmaya başlandı. Şimdi buradaki arkadaşlar paylaşıyor. Biz Muğla'dayız. Şimdi burada bulaşıyor hastalık. Antalya'da, Muğla'da hani tatil uğruna yerde, kumsalda yerde yatan arkadaşlar olmuş. Hani kendinize yazık etmeyin boşu boşuna. Tabii ben de hani o insanların aklından geçeni bilemem, ama ömrü boyunca adam belki birkaç sefer deniz gördüğü var. Hani gerçekten hani görmüş olsa sorun değil, hani görmemiş demek değil de şöyle binde bir hani bir tatile gelecek. Onda da bu şekilde oluyor. Neyse. Bizim G tuşu basmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Arkadaşlar şöyle bu tarlayı bayağı bitirmek üzere yaptık ama otomatiğe veremiyorum ben bunu, ne hikmetse. Muhtemelen komple kendi elimle yapacağım. O yüzden hani şey olmayabilir. Hani ekim falan yapamazsam ekim olmayabilir kapakta. Ondan dolayı kusura bakmayın, hani bir sonraki bölüme taşmış demektir hani ekim olmazsa bu videonun sonunda. İki videoya ayrılmış olabilir bu bölüm.
Hani ben de istemem hani ayrılmasın. 40 dakikada olsa hani tek bölümde halletmek istiyorum ama dediğim gibi şimdiden çok da zorlamaya gerek yok. Ben yine 22-23 dakikaya kadar bir tolerans sağlayacağım ama tahminim yani bunu komple yapmam benim bayağı bir sürecek. Şimdi taban gübresi üste mi atılır alta mı? Şöyle bir düşünelim. Uzun zamandır FS oynuyorum ama bunun hakkında bir şey yapalım. Yorum yapalım. Hani bizim buradaki çiftçiler genelde hani üstüne de atabiliyor. Çünkü neden söyleyeyim hemen söyleyeyim onu da söyleyeyim. Bizim çiftçiler hani toprağı ekerken hafif tavlı böyle hani nasıl söyleyeyim size çamursu da değil tam kuru da değil o şekilde bir kıvama gelmesini bekliyorlar. Ondan sonra ekimi yapıyorlar. Ekimin üzerine yağmur olursa yağmurla birlikte bir gübre atıyor. Yağmur olmazsa da ekimin ardına gübreyi atıp daha bitki yeni çıkarken şey yapıyor. Gübrelemesini yapıyor. Tabii bu ikinci gübre olarak görünüyor. Bildiğim kadarıyla altına atmak gerekir. Onu da göstereceğim size. Tümosan al demişler. Onu da aldık. Başka traktör öneriniz varsa alabiliriz fakat çok fazla aşırı traktör olmasını istemiyorum. Ayrıca 154 bin paramız kaldı. Muhtemelen bu para bize çok dayanmayacaktır. Hani yeni işlere girmek için, yeni şeyler yapabilmek için ekim biçim yapmamız lazım. Onun için de hani traktör önerilerinizi şu anki önümüzdeki birkaç bölümde yapamayabilirim. Onun için de kusura bakmayın şimdiden. Şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle yapalım. Maşallah var bugün bilgisayarım. Ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bir de onu da söyleyeyim. Bilgisayar şarjdayken video çekiyor olursam FPS bayağı bir düşüyor. Bunu fark ettim. Hani bunu bilen arkadaşlar olabilir. Ben daha yeni fark ettim. Kusura bakmayın. Ama geç de olsa bir şeyler fark ettim. Şimdi mesela şu an şarjı değil ve maşallah gerçekten güzel şu an bir sorun gözükmüyor. Hani oyunda bir kasma hani ilk başta çok acayip bir kasma vardı ama şu an bir kasma göremiyorum ben. Hani varsa da onda hani elimden gelen bir şey yok şu anlık. Şu an 13 dakikadır aşağı yukarı bu tarlayı sürüyoruz. Ben de böyle olsun istemezdim fakat şöyle basıyorum şu an. Şu yan şeyi açalım. Pulluk katla, pulluk kaldır. Stubble kultivatör diyor. Neyse. İşçi kiralama diye bir seçenek yok. Bunun neden var bilmiyorum ben de. Şöyle indirelim. Bu bölümde sadece kültive yapmış olabiliriz. Ama hani önümüzdeki bölümlerde gerçekten güzel bölümler getirmeye çalışacağız. Şöyle yapalım. Biraz da önden göstereyim. Şunu kapatalım. 80-95'imiz maşallah var. Güzel çekiyor. Batma modu olmasına rağmen. %7 bir batma gösteriyor şu an. Patinaj. Batma dedim. Patinaj yani. Bu %7 de çok önemli değil hani. Traktör yürüyemeyecek kadar hani batmıyor %7 ile. Şöyle biraz daha sola. Şöyle yapın diye gayet de güzel oldu şimdi. Şöyle bu tarlayı bayağı bir hallettik. Ben bunun üzerine taban gübresini de atacağım. Allah izin verirse hani bir sorun çıkmazsa şimdi. Taban gübresini attıktan sonra muhtemelen bölümü sonlandıracağım. Ama dediğim gibi hani her işimizi size göstermek istiyorum. Hani yaptığım her işi videoya çekmek gibi bir niyetim var. Şimdi hani bir tarlayı şey yaptık, taban gübresi falan yaptık. Bölüm arasında ben
şey yapacağım, pardon. Bir tarlayı değil, bütün tarlaları hani taban gübresi için halledeceğim. En son hani sizinle önümüzdeki bölüme geçtiğimizde ekimimizi yapacağız güzelce. Ondan sonra da ilaçlamamız, ikinci gübremiz, hasadımız, telefona bildirim geliyor, kusura bakmayın şimdi. Onları yapacağız arkadaşlar. Hepsi sırasıyla olacak her şey. Tabii bazı ekipman bulamadığım işler var. Hani patateste, pancardan çok fazla bir ekipman bulamıyorum. Bu toprak işleme ekipmanları, mibzer, ekicidir, şunlar bunlar. Gayet fazla. Gayet güzel. Ama dediğim gibi hani hasat makinelerinin bazı hasat makineleri biçer döver çok. Binlerce demeyeyim de hani yüzlerce biçer döver var. Hani FS19'a yapılmış modolu. Kendinde de var bir o kadar. 10-15 tane. 10 tane olsun. Ama dediğim gibi hani pancar, patates bunlar da çok fazla bulamıyorum. O işlere girecek olursak muhtemelen oyunun kendi ekipmanlarıyla girmeye çalışacağız. Şöyle biraz bir alay kalan yer kaldı. Şurayı da alalım. Ondan sonra geri dönelim. Şeye geçelim. Gübrelemeye, taban gübremizi atalım. Tarladan yavaşça çıkalım kültivatörle. 16-17 dakika olmuş zaten. Dediğim gibi hani bayağı bir uzun sürdü. Biçer döverle mesela geçen bölümde hasat yaptık. Onu da orada görenler vardır. Biçer döver. Çalışma hızı yüksek. Ama güzel hani gerçekten. Hani kalsın diyen arkadaşlar olmuş. Şu anlık kalacak. Ama hani çok fazla hile gibi durabilir. Hani ona yapabileceğim bir şey yok şu anlık. Ben kodlarla alakalı bir şey bilmiyorum çok fazla. Ondan şu an elimden gelen bu. Şöyle. Bunu indirelim şuraya. Hemen şöyle indik. Jönderemize geçelim. Jönderemizin de şöyle şeyini açalım. FM Home. Şöyle çakarlarını açtık. Bir yandan yağmur yağmaya başladı dışarıda. Hava sıcak. Güneş var. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle gübremizi dolduralım. Bu Dönder marka gübre makinesi biraz yavaş dolduruyor ama bu da Semih Cengi ve ekibine ait. Türk modu diyebiliyorum hani. Ben çok olarak hani çok böyle gübre makinesi şu bu hani bunlarla ilgilenmediğim için markalara çok hakim değilim ama bunda Türk markası olduğunu biliyorum hani. Şöyle gübreyi yapıyoruz, tamam, sıkıntı yok. Şöyle içeriden kullanalım biraz. Zaten gübre işi çok uzun süren bir iş değil. Çok da içeriden kullanma taraftar değilim çünkü içerisi karanlık bayağı. Traktör hani uzaktan küçük gibi görünüyor ama 130 beygirlik bir traktör. Hani 130 beygire bunu takmaya ne gerek var Samet diyebilirsiniz. Hani maksat dediğim gibi hani tadını çıkara çıkara eğlene eğlene bu oyunu oynamak. Bu Türk modlarını indirmemizde hani Türk modları serisini yapmamızda en önemli amaç bu zaten. Yani bundan başka bir amacımız yok. Ondan dolayı da hani çok fazla kendimizi sıkıştırmadan mesela bugün hani belki ekimi de yapabilirdim ama kendimizi zorlamaya gerek yok. Hızlı bir şekilde şöyle burayı da hani gübreleyip bölümümüzü bitireceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Hani beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmediyseniz yorumlarda hangi kısmı beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Ve hani gerçekten sizin izlenmelerinize, desteğinize ihtiyacım var. Kanalımız gelişmesi için izlenmelerinde güzel olması gerekiyor. Onun için de sizden destek bekliyorum. Umarım bizi yalnız bırakmazsınız. Şöyle şurayı da hallettiğimiz zaman gübreleme işi tamamdır arkadaşlar şimdi.
Şuradan çıkalım yan taraftan. 300-291 litre bir gübre gitti. Çok önemli değil. Şöyle durayım ben. bu bölümümüz böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorumlara beğenme nedeninizi yazabilirsiniz. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yazabilirsiniz. Dislike de atabilirsiniz. Sorun değil. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.